Ve pandemiden beri konuştuğumuz tedarik zincirleri ve lojistik konusu. Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber başka bir boyuta doğru ilerledi. Yalçın Dorman, SGM Lojistik Direktörü. Hoş geldiniz Yalçın Bey. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Başaran Bayrak, Tim Başkan Vekili. Hoş geldiniz Başaran Bey. Merhabalar Zaliha Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Eldener. Hoş geldiniz Emre Bey. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi uzun uzun konuşacağız bu konuyu. Emre Bey, sizinle başlamak istiyorum. Sonra devam edeceğim. Şimdi özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürdüğü bir dönemden geçiyoruz. Her ne kadar ikili görüşmeler başlasa da kriz devam ediyor. Şimdi bu noktada Ukrayna hattı kapandığı için lojistik olarak, yani nakliyeler Gürcistan-Rusya sınırına yığılmıştı bir dönem. Tırların bekleme süresi 25 günü aşmıştı diye biz bilgi alıyorduk. Ve bayağı ciddi bir kilometreler oluştuğundan da bahsediliyordu. Lojistikçiler de farklı alternatif geliştirilsin istiyorlardı. Bir tanesi Azerbaycan'a bu ek geçiş ücretleri, diğeri de Türkmenistan'dan transit geçiş izni yeniden açılması. Şimdi durumu öncelikle bugün itibariyle bize anlatır mısınız, aktarır mısınız? Özellikle Lars kapısında bahsetmiş olduğunuz Rusya-Gürcistan sınır kapısında, orası rakım olarak da oldukça yüksek bir kapı, ciddi beklemeler söz konusu. Ve Türk tırlarına da öyle çok ciddi bir öncelik tanınmadığını, bu nedenle beklemelerin sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi neredeyse 30 günlere vardığını bilgisini alıyoruz. Bununla beraber bir iyi haber, biraz önce yaklaşık bir saat kadar önce almış olduğumuz Romanya-Türkiye arasındaki transit geçişlerle ilgili kolaylıklar sağlandı. Bu tahmin ediyorum özellikle Ukrayna'ya yapılacak olan yardım gönderilerinin daha kolay ulaşmasını sağlayacak bir karar. Bunu tabii ki destekliyoruz çünkü çok ciddi miktarda gıda takviyesi yapılacağını tahmin ediyoruz önümüzdeki aylarda özellikle Ukrayna'ya. Kuzey Koridoru'nun kapanması tabii beraberinde bir takım fırsatlar da getirebilir. Çünkü geçmişte Sibirya üzerinden Rusya'dan Polonya'ya, Polonya'dan da Avrupa'nın geri kalan bölümlerine bağlanan Kuzey Koridoru şu anda neredeyse kapanmış vaziyette. Bu kapanıklık, yani buradaki kapanma nedeniyle tamamı Orta Koridor dediğimiz, yani Çin üzerinden Kazakistan'a, Kazakistan'dan Azerbaycan'a ve Azerbaycan-Gürcistan üzerinden de Türkiye'ye giden rotaya kalmış vaziyette. Ama bu rotanın da kapasitesi belli. Bu nedenle sürekli alternatif arayışlarımız var. Öte yandan Rusya'ya sevk edilebilecek olan malzemelerin kapsamı da sürekli olarak daralıyor. Örneğin biz İstanbul'dan Moskova'ya ciddi miktarda uçak yüklemesi yapıyoruz. Fakat her geçen gün daha farklı malların yüklenemeyeceği bir hissini alıyoruz. Böyle de bir gerçekle karşı karşıyayız. Giderek bir kıskaç söz konusu global anlamda, Rusya nezdinde söyleyecek olursak. Öte yandan Türkiye Cumhuriyetleri Avrupa'dan yapılan yüklemeler de şu anda İstanbul üzerinden yükleniyor. Çok sayıda talep alıyoruz dünyanın farklı yerlerinden, gerek Rusya'ya ve hatta Ukrayna'ya gidecek olup da Türk limanlarında boşaltılıp ara depolama imkanı aranan yüklerle karşı karşıyayız. Öte yandan bizim ülkemizdeki gümrüklü depoların da çok büyük bir kısmının dolu olduğuna da ben dikkat çekmek isterim. Bu nedenle aslında yer de yok bu kadar malzemeyi depolayacak. Bir de bu depolamanın ne kadar süreceğini bilmeyince depocular da biraz çekingen davranıyor. Çünkü bir ay mı kalacak, altı ay mı kalacak, üç yıl mı kalacak? Belli değil. Bu nedenle kafalarda da bir takım belirsizliklerden kaynaklanan soru işaretleri var. Yani çözebilmiş değiliz. Ancak bu bir anlaşmayla, bugün, yarın ve öbür gün yapılacak olan pazarlıklar bir anlaşmayla sonuçlansa bile bence yaptırımların bir süre daha devam edeceği ve özellikle Ukrayna tarafında bir yeniden yapılanmanın, gerek inşaat gerekse de çok acil bir şekilde ilk yardım malzemesinin, yani gıda anlamında özellikle, sevkiyatlarının yoğun bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Şimdi Başaran Bey'e geçmek istiyorum. Özellikle bu deniz taşımacılığı meselesi, birkaç tane detay var. Şimdi geçen sene ihracat gerçekten iyiydi. Tüm sektörlerde olduğu gibi sizde de.
Şimdi burada gemi taşımacılığı meselesi de önemini arttırıyor. Bir taraftan bu Karadeniz'deki mayınlar dolayısıyla daha çok Akdeniz'de beklemeler olduğuna dair bilgiler var. Bunun dışında bir de tabii KDV meselesi var ama ona gireceğim birazdan. Deniz ve gemi tarafında durum ne? Bu Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bu kriz en çok denizcilik sektörünü etkiledi diyebiliriz Zeliha Hanım. Hemen hemen Ukrayna'ya, limanlarına taşımacılık tamamen durdu. Orada daha önce savaş öncesi orada bulunan 23 tane Türk gemisi de hareketten atıl vaziyette orada beklemekte. Gerek bu mayınlar yüzünden, gerek oradaki liman otoritelerinin izin vermemesi nedeniyle. Bunun dışında Rusya limanlarına da zaten Türk armatörleri gitmekte mütereddit davranıyorlar. Çünkü başka ülkelere yaptıkları taşımacılıkta ambargolarla karşı karşıya, yaptırımlarla karşı karşıya kalma riski var. Bu nedenle ancak Rus bayraklı gemiler ve kısmen Türk bayraklı, bizim ülkemizin koyduğu herhangi bir kısıtlama yok ama gene de çekingen davranabiliyorlar. Bu nedenle taşımacılık Karadeniz'de, deniz taşımacılığı Türkiye açısından neredeyse durmuş durumda. Bu da sektörümüzü olumsuz yönde etkiledi elbette. Peki KDV konusunda yorumunuz ne? Onu da sorayım hazır. KDV konusundaki hangi konuyu bahsettiniz? %1'den %18'e çıkan. %1'den %18'e çıkan yatlarla ilgili. Evet, yat. Yani o konuda bir fikrinizi almak isterim. Evet. Gemicilikle ilgili, deniz taşımacılığıyla ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Bu tabii esasında önemli bir konu. Çünkü Türkiye'de yat ihracatı yapmak için bağlantı yapan ya da yat üreticileri böyle ani bir artıştan etkilendiler, olumsuz etkilendiler. Çünkü bağlantılarını yaptılar. Kaparolarını aldılar. Onlar bu fiyat farkını müşterilerine yükleyemeyecekler. Dolayısıyla kendi üzerlerinde kalacak. Bu gerçekten onlar için zor bir durum. Bu artışı belirli bir süre içerisinde yapılabilseydi eğer çok çok daha efektif olurdu. İnsanlar da zor durumda kalmazdı. Aslında biliyorsunuz sanırım 2005 yılında yabancı bayraklı yatların Türk bayrağına geçmesi, tarihte çok emin değilim, bakmadım şimdi, bir daha bakacağım. Türk bayrağına geçmesi için böyle bir düzenleme yapıldı ve o zaman KDV'nin %1 olarak belirlendiğini belirledi yetkililer. Bugün böyle bir KDV artışı gerçekten sürpriz oldu. O zaman kıyılarımızda dolaşan, yabancı bayraklı dolaşan birçok tekne, Türk sahipli tekne, gezinti teknesi, özel tekne Türk bayrağına geçtiler. Şimdi böyle bir KDV değişikliği bizler için de bir sürpriz oldu. Ama özellikle imalatçılar ve ihracatçılar için ya da yurt dışından ticari bağlantıları yapanlar için sürenin çok kısa olması zor bir durum. Bununla ilgili tekrar umut ediyorum ki ilgililer bunu gözden geçirirler. Belirli bir süre içerisinde, belirli bir zaman dilimi içerisinde bunu yaparlar. Söyleyeceklerim bunlar. Bizim için de sürpriz oldu bu. Şimdi devam edeceğiz bu konuya. Ben hemen Yalçın Bey'e de dönmek istiyorum. Yalçın Bey, şimdi tabii ki bu mevcut durumda batılı markaların orada yaptırımlara ya da yasaklara veya çekimcelerine dolayısıyla Rusya, daha doğrusu Türkiye'nin Rusya'ya ihracatında artışlar olduğu ifade ediliyor. Arttırdı. Dolayısıyla lojistiğin, taşımacılığın önemi daha da artmış durumda. Sizden de ben oradan nasıl bir görüntü olduğunu almak isterim. Bir de tabii Türkiye'de lojistik anlamında nasıl fırsatlar olacak? Ya da nasıl bunu fırsata çevirip yatırımlarımızı arttıracağız bir şekilde? Buyurun. Tabii. Öncelikli olarak Türkiye'den Rusya'ya trafiği konuşabiliriz. Yalnız şunu da biliyoruz. Maalesef şu anda Türkiye'de birçok sanayide kapasite kullanım oranları %80'nin üzerine çıkmış durumda. Artan ihracatla beraber. O yüzden batılı firmaların Rusya'dan ürün almaması neticesinde bu üretimlerin Türkiye'ye kayması eşit değildir. Bu üretimlerin tamamı Türkiye'de yapılacağı anlamına geliyor. Mutlaka Rusya'dan Türkiye'ye bir takım davetler oldu. Türkiye'ye Rusya'yı davet edildi. Alışveriş merkezlerine dükkan açmaları için bunları basından takip ediyoruz.
Bunlar güzel haberler. Ama öbür taraftan da az önce söylediğim gibi yani üretim kapasitelerindeki kısıtlar, ham madde tedarimindeki sorunlar, hepimizin bildiği gibi Çin'de Şangay bir hafta yoluna kapandı. Önümüzdeki hafta Shenzhen şehri bir hafta yoluna kapanacak. Bütün bunlar aslında tedarik zincirinde tekrardan bir takım kırılmalara yol açacak. Çünkü yine bildiğimiz gibi ülkemiz %70-80 oranında maalesef yarı mamul ya da ham maddede dışa bağımlı bir ülke. Kendimize yetemiyoruz şu anda. O yüzden Avrupa'daki taleplerin Türkiye'ye tamamen kayacağını düşünmüyorum ben. Rusya bu noktada belki Pakistan, Hindistan ya da Türkiye Cumhuriyetlerindeki farklı ülkelere kayış yapacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Yatırım noktasına gelirsek, maalesef ama maalesef deniz yolu taşımacılığına baktığımızda Türk armatörleri sadece Karadeniz çanağında ve Akdeniz çanağında hareket ediyorlar. Sadece bir tane Türk armatörü var Amerika'ya giden. Onun dışında uzun menzilli taşımacılık yapan herhangi bir armatörümüz yok. Ve biz dünya ticaretinin maalesef taşımacılık anlamında %1'in altında bir hacmine sahip onu yönetiyoruz. Rusya pazarının büyük bir kısmını yabancı armatörler evet. Yönetiyordu bildiğimiz gibi ve bu armatörlerin tamamı da ya da dünyanın 3 büyük armatörü CMC, GM, MSC ve MERS Rusya'ya servislerini durdurdular. Ama bununla birlikte yine biliyoruz ki Türk armatörleri de Rusya'ya servislerini durdurdular. Burada mayın etkisi oldu tabii, savaşın etkisi oldu. Şu an bir ya da iki tane armatör bildiğim kadarıyla Nova Limanı'na gidiyor. Belki ileride Soçi Limanı açılırsa tekrardan Türkiye için bir fırsat doğabilir. Türkiye için şöyle bir fırsat doğabilir. Karadeniz-Rus arasında bir Roro hattı vardı geçmişte ama sonra o Roro hattı iptal edildi. Eğer o Roro hattı tekrardan devreye alınırsa ki bunu Uluslararası Nakliyeciler Derneği çok istiyor. O zaman belki Türkiye için tekrardan ilave bir satış imkanı, ilave bir nakliyat kapasitesi söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Emre Bey tekrar size döneceğim. Şimdi akaryakıt konusu da var biliyorsunuz. Bununla ilgili acaba talepleriniz nedir? Akaryakıttaki bu son zamanlarda yaşanan gelişmelerle beraber daha rahat edebilmeniz açısından vergilendirme ÖTV noktasında bir talebiniz var mı? Biz UTİKA olarak zaten talebimizi çok net bir şekilde iletmiştik. Özellikle ÖTV'nin ciddi şekilde bence ortadan kaldırılması gerekiyor. Çünkü ticari yüklemelerde, yurt içi taşımacılıkta bir hafta sonrasına fiyat vermekte zorlanan bir yurt içi nakliye piyasasına maalesef sahibiz şu anda. Bunun yani döviz artı petroldeki artışla kombine edildiği zaman çok yüksek noktalara gittiğini görüyoruz. Yani şöyle söyleyeyim size. Taşıma maliyetleri Kasım'dan bugüne yaklaşık %70 civarında arttı. Yani nakliyeciye bir nefes aldırmak gerekli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Uluslararası taşımalarda da bence gümrüksüz yakıt kullanımını veya hakkını daha da artırmamız gerekiyor. Çünkü uluslararası nakliyede özellikle ihracatçımıza çok ciddi bir yük binmiş vaziyette. Navlunlar yukarılarda çünkü dönüş yükümüz yok. Dönüş yükü olmayınca ihracat tarafındaki navlunlar arttı. Belki yakıttaki bir yani gümrüksüz yakıt alımı miktarını arttırabilsek tahmin ediyorum ki ihracatçıyı da nakliyeciliği biraz daha rahatlatabiliriz diye düşünüyorum. Peki Başaran Bey, ben bir de bu deniz taşımacılığında özellikle sigorta riski konusuna biraz değinmek istiyorum. Yani orada rakamların arttığına dair ve tabii bürokratik engeller mi diyeyim, işlemler mi diyeyim. Önünde hangi evet. engeller var? Biraz daha rahatlasın armatörler bu bahsettiğiniz konuların dışında. Buyurun. Önceki sorunuzun devamı şeklinde bu KDV'nin ihraç edilecek yatlara kesinlikle uygulanmaması lazım. Düzenleme zaten bu şekilde tam net anlaşılmıyor ama biliyorsunuz bizim yat sektörümüz çok iyi bir ivme yakaladı. Yat imalatı ve ihracatı sektörümüz. Geçen yıl toplamda 1,5 milyar doları aşan bir rakama ulaştık. Bu yılki hedefimiz 2 milyar dolar civarında. Bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Aksi takdirde bizim rakiplerimizle rekabet etme şansımız hemen hemen yok olur. Ve bu pazarları yeni girmeye çalıştığımız, zorladığımız pazarları kaybederiz. Dolayısıyla
bunun mutlaka ilgililerce dikkate alınması lazım. Bunu söyledikten sonra sigorta konusu gerçekten çok dramatik bir hale geldi. Aşağı yukarı 2 günlük, 3 günlük sigortalarda 50 bin dolar, 60 bin dolar gibi paralar istediklerini, war risk yahut da savaş riski sigortalarının, sigorta firmaları savaş riski içerisindeki bölgeyi genişlettiler. Boğazın ağzına kadar neredeyse getirdiler. Artık Karadeniz tamamen bir savaş riski alanına girdi. Bu da oralardaki sigorta primlerini inanılmaz yükseltti. Bu da navlunlara yansıyacaktır sonuçta. Bu mayınların bu boğaza kadar gelmesi gerçekten bizim için dramatik. Karadeniz bizim için çok önemli bir, deniz taşımacılığı ülkemiz için çok önemli bir yer. Buna çözüm bulmamız, hızlı bir şekilde çözüm bulmamız, bu mayınlardan bu bölgeyi temizlememiz gerekiyor. Bu çok kolay da değil biliyoruz ama yarın bir gün, bir sene sonra, 6 ay sonra herhangi bir geminin orada bir daha önce bulunmamış bir mayına çarpması sonucu oluşabilecek bir felaketi de öngörmemiz lazım. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. İşte konuşmamın başında söylediğim gibi gerçekten denizcilik, deniz taşımacılığı Karadeniz'deki bu savaştan en olumsuz etkilenen sektörlerden birisi oldu. Sigortacılıkta az önce söylediğim gibi çok büyük artık primlerin söz konusu olduğu bir hale geldi ki ödünemez, yapılamaz hale geldi. Şimdi Yalçın Bey, size de şunu soracağım. Orta Asya seferleri yapılıyordu pandemiden önce Türkiye'de, Türkiye'de tabii ki İran üzerinden Gürcistan'a, Türkmenistan'a doğru. Sonra bu kapı tamamen kapandı, kapatıldı mı? Yani şu anki durumu ben merak ediyorum orada, o bölgede, Türkmenistan'da. Bir de bir başka konu da tabii yine biraz önce bahsettiği Emre Bey'in bu koridordan bahsederken, biliyorsunuz bu Gürcistan, Azerbaycan, Rusya hattında. Gürcistan'da buraya bir vergi koymuş. Daha doğrusu geçiş ücreti. Burada durum ne? Ne yapmak lazım? Beraber uluslararası ülkelerin bir araya gelip çalışması mı lazım bu noktada? Herkesi kitleyen bir durum. Buyurun. İran, Türkmenistan tarafında şu an bir sıkıntı olduğunu bilmiyorum açıkçası. Bana yaz, yani bildiğim bir şey yok, güncel bir şey yok, bir problem yok diye biliyorum. Ama onun haricinde aslında Emre Bey'in bahsetmiş olduğu Kuzey Koridor'un Orta Koridor'a kayması noktasında gerçekten yine Emre Bey'i tedirecek şekilde çok ciddi bir sıkıntımız var. Çünkü altyapımız yeterli değil. Gürcistan'dan Türkiye'ye geçerken ray genişliği daraldığı için Gürcistan'da çok ciddi şekilde bir yığılma var şu anda. Yani oldukça uzun süre konteynerler orada bekleyebiliyor. Geçen sene Kuzey Koridor'undan yaklaşık 1 milyon tane 20'lik konteyner hareket etti Asya'dan Avrupa'ya. İnanılmaz bir fırsattır bu Türkiye için ama biz altyapılarımız yeterli olmadığı için az önce de söylediğim gibi maalesef bu fırsatı lehimize çeviremeyecek durumdayız. Yani Bakü-Tiflis-Kars hattı 70 kilometrelik bir hat. Türkiye kendine ait kısmı tam 8 senede yaptı. Bu gerçekten lojistik sektörü için çok çok üzücü bir durum. Ve çok kısa bir hattı. Geçmişten beri maalesef demiryolu taşımacılığında, kargo taşımacılığı anlamında yeterli yatırımlar yapılmıyor. Evet, yüksek hızlı trenlere yatırım yapıldı. Bunu biliyoruz. Yolcu taşımacılığına yatırım yapıldı ama gerek kargo taşımacılığı için vagon yatırımı olsun, gerekse demiryolu noktasında hatların döşenmesi olsun, bu konuda maalesef yeterli yatırımlar yapılmadı ve bu dönemde de maalesef yapılmayan yatırımlardan dolayı biz bunu fırsata çeviremeyeceğiz. Gürcistan noktasında bir vergi olduğunu bilmiyorum açıkçası, söylemek istiyorum. Vergi değil de ek geçiş ücreti vardı diye hatırlıyorum. Emre Bey, yanılmıyorsam siz de lütfen uyarın beni. Ben de bilmiyorum açıkçası. Gürcistan, Azerbaycan tarafında. 500 dolarlık bir ek geçiş ücreti. O ücret, ben araya gireyim sonra Emre Bey'e pas atalım. O ücret genelde Roro'yla geçen, yani Roro'yla Azerbaycan'ı geçen tırlardan alınan bir ücret. Demir yolunda söz konusu olan... Yok, deniz yolu değil, karayolu. Karayolunda da, karayolunda işte, yani Roro derken sonuçta tırlar Roro'yla Hazar Denizi'ni geçtiği için orada alınan bir 500 dolarlık ücret vardı. O ücret devam ediyor. Türk taşımacılara yönelik olarak. Onu sordum aslında. Tam soramadım herhalde. Evet. Bitti mi Yalçın Bey? Hemen Emre Bey'e geçeyim. Olur tabii ki. Estağfurullah.
Şimdi uzaktan yaptığımız için yayınlar ses biraz gecikmeli geliyor gidiyor. Dolayısıyla böyle sıkıntılar oluyor. Emre Bey, şimdi demiryolu meselesine biraz daha gelelim isterseniz lojistikte. Daha doğrusu şöyle. Şimdi bu mevcut durumda konuşuyoruz bunları, sorunları da bahsediyoruz. Ancak önümüzdeki süreç sanki farklı bir yere mi evriliyor? Yani biraz Türkiye'nin daha jeopolitik, hep konuştuğumuz o jeopolitik yeri açısından bu demiryolu, denizyolu, karayolunda, demiryolu konusunda biz ne yapmalıyız aslında? Biraz daha yatırımları arttırmak adına. Bir kere bence demiryolu taşımacılığı geleceğin sürdürülebilir lojistik taşımacılık yöntemlerinden bir tanesi ve en önemlisi. Birincisi, Avrupa Birliği bizden gelen daha fazla sayıda tırı istemiyor. Bunu da söylüyor, telaffuz ediyor. Bu noktada yapmamız gereken Türkiye'deki sevkiyatları maalesef şu anda yalnızca toplam taşımacılığın, kargo taşımacılığının %1'inin demiryoluyla olduğunu düşünürsek bunun miktarını, oranını çok hızlı bir şekilde arttırmamız gerekiyor. Intermodal, yani 45'lik konteynerlerle taşıma olsun, geleneksel vagonlarla taşıma olsun, bunu çözmek zorundayız. Burada TCDD taşımacılık AŞ'ye çok büyük görev düşüyor. Çünkü sektörde liderliği ve örnek şirket olmayı bir kere onların üstlenmesi gerekiyor. Şu anda TCDD'de bazen vagon bulmakta sıkıntı yaşanabiliyor. Çünkü ciddi talep oluştu. Nedenini şöyle söyleyeyim. Yani demiryolu taşımacılığında siz fiyatı bir yıl boyunca sabitleyebiliyorsunuz. Örneğin Avrupa taşımalarında. Fakat karayolunda bundan 15 gün sonra fiyatın ne olacağını hiçbirimiz bilemiyoruz. Bu ihracatçının elini kolunu bağlayan, malını uzun vadeli anlaşmalarla satmasını engelleyen bir durum. Üstelik demiryolu taşımacılığı yaklaşık karayoluna göre Avrupa ihracatında aşağı yukarı %20 civarında daha ucuz. Ve biz bunu mutlak surette kullanmamız gerekiyor. Elimizde fırsatlar var. İkincisi, biraz önce yine sözü geçti. Aslında bütün bu Rusya-Ukrayna krizinden önce başlayan bir durum bu. Türkiye'nin jeopolitik konumundan kaynaklanan fırsat. Yani Çin'den Avrupa'ya taşımalardaki navlunlar o kadar yükseldi ki bir konteyner 19-20 bin dolarlara kadar çıktı. Bir anda Avrupa Birliği'ndeki alıcılar radarlarını, dikkatlerini Türkiye'ye çevirdiler. Şu anda özellikle tekstil sektöründe kapasiteler neredeyse tamamen dolu. Tekstilciler ve konfeksiyon üreticileri 3 var diye çalışıyorlar. Bu çok güzel. Bunu tüm sektörlere yayma imkanımız var. Mesela Çin'den çok sayıda seramik karo üretim tesisi getirdik Türkiye'ye. Fabrikalar taşındı, öyle söyleyeyim size. Bunun da en büyük nedeni şu. Navlun o kadar yüksek ki seramik de biliyorsunuz yükte ağır bir malzeme. Çinliler Çin'de ürettikleri seramiği dünyaya satamaz hale geldiler. Piyasalara daha yakın, daha makul navlunlarla sevkiyat yapabilecekleri, işçiliğin de nispeten daha ucuz olduğu, kalifiye işçinin de bulunabildiği Türkiye'yi merkez seçtiler. Türk yatırımcılar da yoğun bir şekilde özellikle seramik sektöründe yatırım yaptı. Burada tahmin ediyorum 12-13 tane yeni fabrika kuruldu son bir yılda. Elimizde çok ciddi fırsatlar var. Türkiye'yi hem bir üretim üssü yapabiliriz, hem bir transit üssü yapabiliriz. Biraz önce yine konuştuğumuz, yani eski Sovyetler Birliği altyapısında demir yollarında 1500 tona kadar katar ağırlığı olan trenler hareket edebiliyor. Fakat Türkiye sınırından girdikten sonra bizim demiryolu altyapımız buradaki katar ağırlıklarını 700 veya 800 ton civarına indirmemizi gerektiriyor. Yani bir katar geldiğinde sınırda ikiye bölmemiz gerekiyor. Bu bir zaman kaybı. Ama şu anda buna yapabileceğimiz kısa vadede bir şey yok. Bununla bir şekilde baş etmemiz gerekiyor. Boğaz geçişini dikişsiz bir şekilde yapar hale gelmemiz gerekiyor. Marmara'yı kullanmak olabilir. Feribotlarla aynı Kazakistan, yani Aktau-Bakü arasındaki Roro'larda olduğu gibi demiryolu vagonlarını hızlı bir şekilde geçişle Asya-Avrupa arasında bağlayabiliriz. Ama mutlak surette bu bağlantıyı bizim sağlamamız gerekiyor. Çünkü aslına bakarsanız Kuzey Koridoru üzerinden Çin'den Avrupa'ya 10, 14, 16, 18 gün gibi transit sürelerle giden konteynerler, demiryoluyla giden konteynerler, eğer ki bizim bahsettiğimiz orta koridoru, yani Türkiye üzerinden kullanılacak orta koridoru kullanırlarsa ve bu hat verimli kullanılabilirse, beklemenin önüne geçebilirsek 11 günlere kadar düşüyor.
Bizim bunu gerçekten fırsata çevirmemiz lazım. Biraz önce yine gündeme geldi. Yani bütün bu devletlerin, yol üzerindeki devletlerle tek tek konuşularak bir bütün halinde hareket edilmesi, tüm bürokratik engellerin kaldırılması, Türkiye'ye giren transit yüklerin hızlı bir şekilde geçişinin sağlanması ve madem böyle bir fırsat geçti elimize, bana göre özellikle Marmara bölgesindeki gümrüklerimizin mümkün mertebe 3 var diye çalıştırılması gerekiyor. Bu bize önümüzdeki süreçte gerçek anlamda Doğu ile Batı'yı bir köprü olarak lojistik anlamda bağlayan bir ülke konumu getirecektir diye düşünüyorum. Başaran Bey, şimdi birkaç dakikam kaldı. Özellikle deniz taşımacılığı konusunda bahsettiğiniz sorunların biraz olsun da giderilmesi adına, ki devam eden bir savaş var, daha bitmiş değil, bitse bile yaptırımları bilmiyoruz. Kolaylaştırmak adına yapılması gerekenlere şöyle en acil bir, iki, üç sıralı bize aktarabilir misiniz acaba? Evet, lojistik maliyetlerin bu derece artması az önce sözü edildi. Yeni yakın coğrafyada bir takım destinasyonların, üretim haplarının oluşması ihtiyacı doğdu ki Türkiye bunlardan bizim bölgemizde en önemli bir aday. Böylece bizim önümüzde çok büyük bir fırsat var. Bunu aynı şekilde Rusya için de söyleyebilirim. Ruslar da ve Ukraynalılar da buna dahil. Bu savaş mutlaka yakın bir gelecekte bitecek. İnşallah çok çabuk biter. Bittiği zaman biz gene Rusların ve Ukraynalıların en önemli tedarikçisi olacağız. Demek ki böyle bir şey için şimdi altyapı, taşımacılık, lojistik hazırlıklarını yapmamız lazım. Bu talebe cevap verebilmemiz için en büyük taşımacılık alanı da biliyorsunuz deniz taşımacılığı. Toplam ihracatın, toplam taşımacılığın %87'si deniz yoluyla yapılıyor. Çünkü en ucuz taşımacılık deniz yolu taşımacılığı. Bunun için madem bu kadar artacak, bunu görüyoruz ticaretimiz. Bununla ilgili limanlarımızın kapasitesi çok kötü değil. Bunun için bir şey söyleyemeyiz ki devletin bu konuda yatırımları da var. Gerek Zonguldak'ta, Filyos'ta, gerek Çandarlı'da çok büyük limanlar yapılıyor. Bu limanlar buralara cevap verebilir. Ama karşı tarafında benzer limanlarda cevap verebilecek altyapısının oluşması lazım. Ayrıca bizim deniz ticaret filomuzun mutlaka elden geçirilmesi lazım. Yıllardır deniz ticaret odası bünyesinde desteklenen, gündeme getirilen bir Koster filosu yenilenmesi projesi var. Bu projenin artık hayata geçirilmesi lazım. Devletimiz, Sanayi Bakanlığı bu konuda çok bilgilendirdik. Kendileri de yeterince bu konuya vakıflar. Ama hayata geçirilmesi konusunda artık düğmeye basılması lazım. Çünkü mevcut bizim Koster filomuz yaş itibariyle bir müddet sonra devre dışı kalabilecek durumda, kalacak durumda. Bunun hızla yenilenmesi ve doğacak bu talebi de karşılamamız lazım. Bakın bu taşımacılık krizinde bir şey belli oldu. Bizim kontrol etmediğimiz taşımacılıkta ne kadar üretirseniz üretin, ihracatınızı yapabilmek için taşımacılığa muhtaçsınız. Az önce diğer konuşmacı arkadaşım bahsetti. Evet. Dünyada belli balık başlı taşımacıların elinde, tek elinde. Özellikle konteyner taşımacılığı. Evet. Türkiye'nin toplam konteyner sayısı 100 bin civarında, sadece Maersk'ün konteyner sayısı aşağı yukarı 1,5 milyon adet civarında. Böyle bir ölçek yarat, bu kadar büyük ölçek yaratamazsa, belki bu çok uç bir örnek ama evet, yüz binler de Türkiye'nin ihracatına yeterli değil. Hı-hı. Bu konuda mutlaka devlet, özel sektör işbirliğinin hızla hayata geçirilerek hazırlıklı olmak lazım. Hı-hı. Hazırlıklı olduğumuz takdirde çok inanıyorum ki Türkiye'nin şansı çok büyük, bu bölgenin en büyük üreticisi olacaktır. Peki son sözü de Yalçın Bey size bırakayım. Eklemek istedikleriniz var mı? Tabii yani demiryolu tarafından bakarsak inşallah Türkiye-Rusya arasında demiryolu ihracatı gerçekleşir. Çünkü şu an hiç kullanılmayan bir hat. İthalatta sadece %1 kullanılıyordu. Deniz yolu tarafından bakarsak Türkiye limanlarının geçen sene elleştirdiği yük 12 milyon 600 bin TEU. Dünyanın ilk 10 limanına baktığımızda bu 254 milyon TEU ve bunun yaklaşık %60'ı Çin limanlarından oluşuyor.
Bizim geçen sene dış ticaretimiz yaklaşık 500 milyar dolar gerçekleşti. Çin'in dış ticareti 6 trilyon dolar. Bizim tam 12 katımız. Evet. Öyle söyleyeyim size. Yani biz evet alternatif olabiliriz diyoruz ama bir taraftan da gerçekleri de görmemiz lazım. Bana göre bizim liman kapasitelerimiz yeterli değil. Evet. Konteynerda armatör sayımız yeterli değil. Biz maalesef oyuncu değiliz. Hı hı. Oyunu oynayanların peşinden gitmek durumunda kalıyoruz. Bir etkimiz yok. Hı hı. Onun dışında hava yolunu hiç konuşmadık neredeyse. Hava yoluna baktığımızda da Türk Hava Yolları çok güzel işler başardı. Gerek pandemi döneminde gerekse şu an bile. Entegratörleri dışarıda bırakırsak şu an dünyanın 5. büyük kargo taşıyıcısı Türk Hava Yolları. Bu da oldukça gurur verici bir olay demek istiyorum. Son bir konuda Türkiye ile alakalı bizim Dünya Bankası tarafından bir lojistik performans endeksi ölçümü yapılır. Ben hemen hemen her konuşmamda bunu dile getiririm. Yine söylemek istiyorum. Biz 2018 lojistik performans endeksinde maalesef dünyada 47. sırada yer aldık. Hı hı. Macaristan, Polonya, Romanya birimizden daha üst noktalarda. Lütfen ama lütfen gerçek gözüyle bakalım. Yani evet. Türkiye'nin bir kapasitesi var, üretim kapasitesi var, ham madde kapasitesi var, taşıma kapasitesi var. Hı hı. Bunlara paralel gerçekleri konuşursak bence çok daha iyi noktalar gelir. Yol alırız. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yalçın Bey, Başaran Bey ve Emre Bey. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Evet, Türkiye ekonomi modeli kapsamında ele alınan altın tasarruf sisteminin kuyumcu altın değerleme sistemi KAKDİS paylaşımlarının buluştuğu özel bir...